Arkadaşlar normalde bu videoyu ana kanalımız için hazırlamıştım ancak ana kanalımızda izlenmelerin düşük olmaması için cumartesi günü güzel bir video paylaşacağım. Bu videoyu da bu kanalda paylaşmaya karar verdim. Normalde akşamları paylaşıyorum videoları. Gündüz paylaştığım zaman çok düşük oluyor izlenme. Ondan dolayı bu kanalda paylaşmaya karar verdim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoya hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz çok çok iyisinizdir. Şu anda bu videoyu akşam mı izliyorsunuz, sabah mı izliyorsunuz bilmiyorum. Ama sabah izliyorsanız günaydın demek istiyorum. Akşam da izliyorsanız hayırlı akşamlar demek istiyorum. Alfa, oğlum. Alfa Tosun gibi oldu arkadaşlar. Ne oldu oğlum? Aferin sana. Gel. Gel top atayım da getir hadi. Getir topu getir. Eşek sıpası. Bu da bizim bıdığımız. Bıdığımız bu da bizim. Mır mır. Sürekli mır mır mır. Arkadaşlar artık videonun başlığından da anlayacağınız üzere artık başladım. Başlıyorum daha doğrusu. Bu saatten sonra artık yani kararlıyım. Bugün İş günümüzün birinci günü. Birinci günümüzü atlattık bugün. İşten geldim. Videomu çekiyorum sizlere. Bugün neler yaşadığımı anlatacağım sizlere. Aynı zamanda bu planlarımız doğrultusunda nasıl bir yol izleyeceğimden bahsedeceğim. Nasıl ilerleyeceğimden bahsedeceğim. Artık yani dediğim gibi bir önceki videoda kararımı verdim diye bir video paylaşmıştım. Bu seriler halinde devam edecek bu videolar. Günlük yani neler yaşadıysam bir gelişme olduysa sizlere bahsetmek istiyorum. Şimdi şu sütümden birazcık içmek istiyorum. Süt faydalı arkadaşlar. Yoruldum bugün. Yorulmama rağmen yapacak bir şey yok. Bir yudum alayım şundan. Günlük olarak arkadaşlar videolara devam edeceğim. Günlük ne yaptıysam sizlere aktarmaya çalışacağım. İlk zamanlarda bu şekilde böyle sizlere sohbet tadında, günlük tadında videolar gelecek ama kusuruma bakmayın lütfen. İşten çalıştığımdan dolayı bu şekilde videolar çekebilirim. Şimdi böyle videolar çekiyorum ama bu demek değil ki sürekli hep böyle oturarak konuşarak videolar çekeceğim sizlere. İlerleyen zamanlarda inşallah mini çiftlik projemizi gerçekleştirdiğimiz zaman bu videoları zaten ben neden paylaşıyorum? Bir hikaye tadında. Arkadaşlar şu anda ben bir amaca doğru ulaşmak için elimden geldiğince gayret gösteriyorum. Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Eğer bu amaca başarıyla ulaşırsak zaten bu videolarda dönüp baktığımızda düşüneceğiz ki diyeceğiz abi neler yapmışız biz zamanında ya vesaire vesaire diye konuşacağız, güleceğiz, hep birlikte eğleneceğiz. İlerleyen zamanlarda inşallah o hayallerimize kavuşursak. Elimden geldiğince çabalayacağım arkadaşlar. Yapamayacağımız bir şey değil. Bugün birinci günümüzü tamamladık. Güzel. 13 tane paket götürdüm arkadaşlar. 13 lira aldım. 13 lira da gayet güzel bir rakam yani benim için şu anda. 13 lira paket başı 1 lira alıyorum arkadaşlar. 13 lira. Bu maaşın ayrıyetten yani. Ayrıyetten maaşın yanında verilmiş olan bir şey. Günlük alıyorsun bu parayı. 13 lira aldım arkadaşlar. Hiç yoktan iyidir yani. 13 lira deyip geçmeyeceksin. 13 liraya bir sürü şey alabiliyorsun. Aslında çok fazla bir şey alamıyorsun da yani. Benim için iyi bir miktar ekmeğimi alırım en azından. Yiyecek bir şeylerimi vesaire günlük karşılamış olurum. Günlük ihtiyaçlarımı karşılamış olurum maaşa dokunmadan. Şimdi 13 lira onu aldık. Asgari ücretimiz işliyor. Şu anda o asgari ücret yansıyor mu bilmiyorum ama 4250 lira oldu biliyorsunuz asgari ücret. Şimdi hiç diyelim ki direkt 15 lira onu saysak 500 lira aylık oradan gelir saysak 4250 de oradan gelir. 4750 lira arkadaşlar. Gayet güzel bir meblağ yani 4750 lira. Az bir meblağ değil. 250 de öyle gelse ufak tefek bahşiş mahşiş gelse 5000 lira yapar arkadaşlar. Bizim arsanın borcu 15 bin lira. Ne yapıyor? 3 ayda arkadaşlar. Arsanın borcu temiz. Eğer hiç yemez içmezse o ayrı bir şey tabii de. Şimdi arkadaşlar bugün birinci günü dediğimiz gibi ama durdurak bilmeden yani çalışmaya devam edeceğim arkadaşlar. Bugün işe gittim güzel zaten daha öncesinde çalıştığımdan dolayı adres bilgim vesaire var. Gittim güzelce işimi gücümü yaptım. İşini düzgün yaparsan
Düzgün bir şekilde gidip paketini teslim edip geri dönersen hiçbir şekilde bir sıkıntı olmuyor. Ufak bir kaza atlattım sadece. Onun dışında bir sorun olmadı. Nasıl bir kaza atlattım ondan bahsedeyim sizlere. Sola dönecektim normalde. Sola dönüş sinyalini verdim. Arkadaki araç da peşimden geliyordu. Soldan sollamaya çalıştı beni, ben dönecekken. Durdum ben şimdi. Dönecekken baktım, sollamaya çalıştığını gördüm. Frene bastım. Durdum mecburen. O da benim arkamdan yavaşça dokundurdu. Frenleri tutmadı, kaydı yani, öyle söyleyeyim sizlere. Bir yerden bir ses geliyor ya. Sobadan mı geliyor? Frenleri tutmadı, kaydı arkadaşlar. Arkadan bana dokundurdu yavaşça. Ama adam o kadar efendi, o kadar şeydi ki yani, geldi. Bir şeyin var mı kardeşim? Bir şey oldu mu vesaire. Biraz daha dikkatli ol abi dedim. Bu ne ya? Yerler buzluydu herhalde, kaydı. Ses nereden geliyor ya? Sonra da ben de bir şey demedim tabii ki. Abi biraz daha dikkatli ol. Şey yapma dedim yani. Arkadan hızlı geçirsen bana, ben perişan olurdum dedim yani. Ondan sonra gitti işte, polis falan çağırmadım, şey yapmadım yani. Çağırsam çağırırdım ama normalde suçlu o yani. Ama frenleri tutmadı adamın. Adam ama hızlı geliyordu, hatası vardı. Yalvardı, yakardı adam, şey yapmadım ben de. Ama ters çıkışsaydı orada pandemim kopardı abi. Öyle söyleyeyim size. Bıdık da beni özlemiş, nasıl bakıyor? Bak şuna bak bak. Şimdi kuyruğa bak, kuyruğa. Yatışa bak şimdi, yatışa. Bıdırım benim ya. Bıdırım. Hanimiş benim kızım. Şimdi arkadaşlar, aslında baktığımız zaman şöyle, önümüzde öyle çok çok uzun süreler yok. Dayanırsak eğer üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir şey yok ve kısa vadede gerçekten başarıya ulaşabileceğimizi düşünüyorum. Bu çok da uzun bir vade değil. Çünkü şunun şurasında 3 ayda mesela, diyelim ki 3 4 ayda, 3 ay demeyelim, 4 ayda falan aldığımız yerin borcunu bitirebiliyoruz. Bu çok güzel bir şey yani, çok uzun bir süre değil. Ama dayanmamız lazım işte. Yok zormuş, yok şeymiş vesaire demeden adam akıllı çalışmamız lazım, çabalamamız lazım ve günlük sizlere video paylaşmam lazım. Buradan da ek bir gelir elde edebiliriz. Aynı zamanda hem de kendimi sizlere unutturmamış olurum. Ve ilerleyen dönemlerde bakarız abi, geriye baktığımız zaman şöyle bu videoları paylaştığımı görmek güzel olur yani. Günlük nasıl başarmışız, nasıl şey yapmışız mesela. Bu sohbetleri tekrardan dinlemiş oluruz sizlerle birlikte. Güzel olur yani bence. Bıdık ye bakalım. Bir de bıdık var işte. Bir de alfa var. Alfa ile bıdıkla birlikte zaman geçiriyoruz. İşte olmadığım zamanlarda tabii ki. Onlar takılıyorlar burada. Alfa bahçede takılıyor. Bahçede onun ufak kulübe gibi yeri var. Öyle işte arkadaşlar. Günlük böyle videolar atmaya devam edeceğim elimden geldiğince. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana bu maceramda destek olmak istiyorsanız eğer. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Videolarımı izlemeye devam edin. İnşallah ilerleyen zamanlarda hayallerimize kavuştuğumuz zaman güzel videolar çekmeye gayret göstereceğim, çalışacağım. Bu macerada arkadaşlar benim için yorumlarınız çok çok önemli. Ondan dolayı günlük bu paylaştığım videolarda desteklerinizi bekliyorum. Evren çalışmaya devam vesaire diye. Kesinlikle kararından vazgeçme diye yorumlarınızı bekliyorum. Sizlerin yorumları bana güç veriyor çünkü. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.